Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem bir çukur bulduk arkadaşlar. Bu çukurun içine atladığımız anda gerçek dünyaya düşecekmişiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde deneyelim bakalım gerçekten doğru mu? Bu çukurun içine atlayacağız ve gerçek bir dünyaya düşeceğiz. Eğer gerçek dünyaya düşersek arkadaşlar o zaman biz de orada ev yapıp yaşamaya çalışacağız. İşte bu. o zaman ne yapalım atlayabiliriz. Atlamadan önce arkadaşlar siz de kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi 3, 2, 1 ve şimdi... Arkadaşlar ışınlandık. Olamaz. Şuranın güzelliğine baksanıza gerçekten gerçek dünyaya geldik. Bir dakika. Burada yaşamaya başlayacağız arkadaşlar. Hemen çıkalım. O burada elmaslar, demirler var. Şuradaki ağacı kırarsak arkadaşlar hemen çalışma masası yapıp kendimize muhteşem şekilde başlarız. Şunu kır bakayım şöyle. Evet. O gelin bakalım ağaçların hepsi gelsin arkadaşlar. Hepsi üzerime döküldü ve bu nedir böyle? Evet. Ağaçları toplayalım arkadaşlar. Çok güzel şimdi daha dökülüyor bakın Eee evet, şimdi ağaçlar topladığımıza göre Hemen çalışma masası yapabiliriz arkadaşlar Hepsini çevirelim şöyle Bir tane çalışma masası Çalışma masasını şöyle koyacağız kendimize arkadaşlar bir tane kazma ile şöyle kırıp Üç tane taş toplayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu taşların hepsini alacağız buradan böyle Bir tane de şunu alacağız tamamdır Üç tane taş aldıktan sonra Hemen kendimize taştan bir kazma Oo, taş kazmamızı yaptık çok güzel oldu Şimdi kömürleri toplamadan önce şöyle bir tane fırınlık birazcık taş toplayalım arkadaşlar Evet 4 tane kırdık bile bakın Evet hemen şöyle hızlıca Çok güzel Tamamdır 6 7 8 tane 9 tamamdır O çok güzel yaptık hemen şuraya bir tane de fırın yapacağız Ayna fırın yaptıktan sonra da arkadaşlar şuraya fırını koyacağız Demir bir balta yaptıktan sonra ağaçları toplayacağız Hatta demir baltayla durmadan taş toplayalım taştan bir ev yapalım kendimize ev yapalım evin içine koyalım. İşte bu demirler gelin bakalım. Oo bir sürü demir arkadaşlar. Bunların hepsi pişmesi için kömür alacağız. Aynen şuradan da şöyle kömürleri toplarsak tamamdır. Çok güzel arkadaşlar kömürlerin hepsini topluyorum. Evet 4 tane kömür yeter mi bunları pişirmeye? Bir dakika şuradan şunu da alalım. İşte bakın taşların hepsi kırıldı. Şimdi Şöyle hızlı bir şekilde şuradan fırın yaptık. Fırının içine arkadaşlar bunları koyacağız. Fırınımız çalışıp bunlar bir pişsin bakalım. Onlar piştikten sonra da hemen şuradan da taşlar hızlı hızlı toplayıp evimizi yapacağız. Piş bakalım şimdi. 3 taneden bir demir kazma hatta demir kazmayla da elmas kazma yapalım daha da hızlı kırabiliriz doğru. Demir kazmayı hemen alalım arkadaşlar kendimize bir tane elmas kazma yapalım. 3 taneden tamamdır şöyle. Evet şimdi şuradan hemen kendimize bir demir kazma Oo, bakın demir kazmamızı yaptık arkadaşlar. Kendimize demir kazma yaptığımıza göre şimdi elmas kazmalar için. Şurada elmas görmüştüm aynen burada. Evet elmas kazma. Elmastan bir kazma yapacağız. Evet gel bakalım buraya. Evet şuradan topla şundan 3 tane oldu. 4, 5. Evet 5 taneden arkadaşlar kendimize sadece bir tane kılıç bir tane de ne yapabiliriz hızlı bir şekilde kazma yapabiliriz. İkisini de yapalım. Şimdi bir tane kılıç yaparız. Evet eğer saldırı olursa arkadaşlar kendimizi savunmak için Ve şöyle bir tane üç tane de kazma Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bunun artık bir sürü taş toplayabilir. Şöyle taşların hepsini kıracağız. Taşları toplayacağız arkadaşlar ve taşlarla birlikte ev yapacağız. Aynı zamanda bir tane daha ağaç toplamamız da gerekiyor. Ağaçlar da toplayacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bakın 14 tane oldu bile. Çok güzel bir şekilde kendimizi hemen evi yapacağız. Evi şu tarafa yapabiliriz. Daha sonra evimizin için dizeceğiz. Evet. Birazcık da kömür toplayabiliriz. Hatta arkadaşlar evimizi yaptıktan sonra kömür toplayalım. Ve aynı zamanda balık avına çıkalım. Acıktığımızda yemek yiyebilmek için. Baksanıza şu denizin güzelliğine. Burada arkadaşlar kendimize balık tutabiliriz. Hemen gidelim. Tamamdır. Evimizi yapmak için taşlar toplayıp evimizi yapalım. Şimdi Hızlı bir şekilde bu evimizi buraya dizdiğimize göre arkadaşlar içine meşaleleri koymaya başlayabiliriz. İçerisi tamamen aydınlık olsun. Oo, şuna bakın muhteşem şekilde aydınlatıyorum içeriye. Evet. Tamamen aydınlatacağız arkadaşlar. İçerisi apaydınlık olacak. Hatta şöyle aşağı tarafına da koyabiliriz. Tamamdır şöyle. Evet pencere açmayacağız arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Tamamdır. Oo, içinin aydınlığına bakar mısınız? Muhteşem bir taştan ev yaptık arkadaşlar kendimize. Şimdi pencere yeri açmadım. Hızlı bir şekilde penceresiz oldu arkadaşlar. En Sonda pencere açmayı deneyebiliriz. Şimdi yatağımızı nereye koyalım? Aynen yatağımızı şöyle kapının girişine koyabiliriz. Ama bir dakika burada çok güzel olmadı arkadaşlar. Bunu geri kıralım. Oo arkadaşlar ev başımıza yıkıldı. Şuna baksanıza. Evimizi geri birleştirelim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde evimizin çatısını kapatalım. Evimizin çatısı kırıldı. Oo şurayı da kapatacağız. Tamamdır böyle. İşte bu. Burası açık kalsın mı? Havalandırmalı olsun. Aynen evimizin çatısı böyle açık kalabilir arkadaşlar. Buraya ışık giriyor zaten. Tamamdır şöyle kapatalım. Evet. Evimizi yeniden kapattım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi yatağımızı koyabiliriz arkadaşlar. Yatağımızı böyle kırdığımız anda. o yatak ikiye kırıldı. Bu nedir böyle yatak ikiye kırılıyor arkadaşlar. Bir dakika şimdi şuraya yatağımızı koyalım o zaman. Meşaleleri şuraya şöyle birazcık koyalım arkadaşlar. Aynen aydınlık olsun. Şuraya da koyacağız. Evet şöyle tamamdır. Evin içini tekrardan aydınlattık arkadaşlar. O zaman koymaya devam edebiliriz. Fırınımızı yeniden koyalım. Şuraya fırını koyup içine kömür koyacağız arkadaşlar. Tamamdır. Başka bir şey var mı? Çalışma masamızı buraya yeniden yapalım. Evet şöyle çalışma masası. Ve başka da bir şeye gerek var mı? Şu anda kitaplık da yok. Tamamdır. Yatağımız da burada arkadaşlar. Akşam olursa yatacağız. Şimdi gidip birazcık balık avlayalım arkadaşlar. Acıktığımızda yemek için. Gidelim şöyle arkadaşlar. Balık avlayalım. Hatta koyun bulursak koyun da avlayalım. İşte bu. Bakın şu suyun güzelliğine. Su gerçekten çok güzel. Bayağı balık var. Birazcık balık avlayıp pişirelim arkadaşlar fırınımızda. Acıktığımızda yemek için. Gelin buraya. Nefesimizi tutup arkadaşlar birazcık daha balık avlayacağız. İşte bu. Birazcık da şu balıklardan avlayalım arkadaşlar. Sen neden kaçıyorsun ha gelin buraya. Oo şunda. İşte bu. Bütün balıkları aldım. Hatta bir dakika şunları toplarsak arkadaşlar. Bunlar sayesinde hemen fırında hızlıca pişirip bunlarla hızlıca yemek yapabiliriz. Olamaz boğuluyorum. Aha hepsi suyun üzerine çıkmış bakın. Evet şuradan arkadaşlar şöyle şunlar toplayalım. Bakın balıkların hepsi suyun üstünde arkadaşlar bunlar alacağız. Aynen şunları şöyle alalım. Oo balıkların hepsi suyun üstünde. Tamamdır. Çok güzel arkadaşlar birazcık daha balık avlayalım Bu kadar yeterli olur mu acaba 3 tanecik var sadece Şuradan birazcık daha balık avlarsak güzel olabilir aslında Aynen tamamdır gidelim kömür toplayalım Zaten acıkırsak arkadaşlar hızlı bir şekilde ne yapabiliriz Acıktığımız anda gelip hemen buradan balık toplayabiliriz Evet şimdi kömür için kazmamız burada Şuradan kömürleri toplayalım Acıktık iyice Tamamdır iki tane buradan aldık Şunları kıralım arkadaşlar Oo, Şöyle hızlı bir şekilde hepsini alıyorum Çıkalım bakalım kaç tane oldu Şimdi 28 tane kömür oldu. Tamamdır. Bunların hepsi pişer arkadaşlar. Oo, bir dakika. Şuradaki koyunları da alırsak yemeğimiz bayağı sınırsız olur arkadaşlar. Şurada koyunları da alalım. İnek de var. Gel buraya. İşte bu. Şimdi arkadaşlar koyunun bir tanesini aldık. Bakın. Koyunun bir tanesini aldığımıza göre arkadaşlar şuradan şu koyunu da alacağız. Gel buraya koyun. İşte bu tamamdır. Bu koyunu da aldık arkadaşlar. Şuradan şu inekleri de alalım. Oo, ineği de aldık. İşte bu. İnekleri de aldığımıza göre arkadaşlar şurada bir inek daha var. Onu da alacağız. Tamamdır. İneklerin hepsini aldığımıza göre arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde pişirmeye Başlayabilir Şimdi şunun içine kömürü koyarsak ilk başta neyi pişirelim? Balığımız 4 tane var. Hepsini sırayla pişireceğiz. Hatta bu pişerken biz bir fırın daha yapalım arkadaşlar. Şöyle. Evet hatta 2 tane daha yapalım. Kömürümüz var. Şimdi fırının bir tanesini buraya bir tanesini buraya koyarsak. Şu kömürün içinden yarısını böyle alacağız. Yarısını buna yarısını da buna koyacağız Evet balıklar burada pissin şunlar da burada pissin arkadaşlar Hepsini kullanacağız bakın 21 tane de bakırımız oldu Yatağımız zaten var Tamamdır içeriye aydınlattık ama içeriye küçük bir pencere koyarsak arkadaşlar güzel olabilirdi Evimiz zaten kırıldı bir anda yapmak zorunda kaldık arkadaşlar Evet etrafta tavuk var mı birazcık da tavuk bulursak güzel olabilir aslında Şuna baksanız ada baya büyük arkadaşlar Oo, karşı tarafta dağ var arkadaşlar o dağa gidelim mi? Aynen şuna baksanıza Devasa bir dağ var. Buz tutmuş her yeri. O dağa gidersek orada da başka bir şeyleri bulabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde bulduğumuz çukura atlayarak gerçek dünyaya giriş yaptık arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.